arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir süveter çalışması yaptık. Süveter çalışmamızda bu şekilde atmalı modelimizi kullandık. Her iki yönde de modelimizi uyguladık. Şimdi modelimizi arkadan başlayarak örmeye Başladık. Bakınız arkadan şu kısımdan başladık. Lastiği daha sonra ördük. Renk e, geçişi yaptım. Dilerseniz tek renk üzerine de çalışabilirsiniz. Renklerimizi tamamladıktan sonra istediğimiz ölçü gelene kadar arkamızı dümdüz ördük. Yani bu atmalı modelimizi uygulayarak ördük. Daha sonrasında e, süveterimizin ön kısmını omuzlarımızı birer birer çalıştık. Sonrasında Ön gövdeyi de çalıştıktan sonra yakamızı, kollarımızı ve bey lastiğimizi ördükten sonra süveterimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle boyunun ölçüsüne bakmak istiyorum. 32 santim. Omuzumuzdan bel kısmına kadar uzunluğu. Hemen kol altından genişliğine bakalım. 27 santim. 27,5 santim. Şu şekilde kolumuzun altının genişliği. Evet terimizi örmek için hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Nako'nun konum lüks bebisini kullanıyorum. Ana rengim olarak kahve köpüğü rengimi kullanırken arada renk katması için sarı rengimi tercih edeceğim. Hemen 100 gram olan iplerimizin renk numarasına bakalım. Ben numaralı renge kahve köpüğümü sahip. Diğer renk numarası ise sarımızın 145. Sarımızı çok az kullanacağız ve 2,5 numaralı da tığımızı kullanacağız. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Bir tane düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çekmeye devam edelim. 64 tane zincir çektim ve ölçüyorum zincirlerimin uzunluğunu bir santime tuttum ve diğer uç kısmından bakıyorum 26 santim zincirimizin uzunluğu şimdi 64 zincirimizden 62 tane trabzan oluşturacağız ama öncesinde şöyle bakın sık iğnelerimizi örüyoruz 1 2 atlıyorum üçüncüsüne bir tane sık iğnemi örüyorum Sırası ile bütün zincirlerimin üzerine birer tane sık iğnemizi örerek ilerliyoruz. Evet bakınız şimdi zincirimizin içerisine giriyorum ve bir tane örüyorum. Zincirimin içerisine giriyorum, örüyorum. Zincirimin içerisine sırası ile bu şekilde takip ediyorum. Farklı herhangi bir işlem yapmıyorum. Zincirim içine tığımın başını girdiriyorum. ipimi alıp içinden çıkıp diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakınız. Bir uçtan diğer uca kadar sık iğne ile sıramızı tamamlayalım. Üzerine hemen modelimizi uygulayarak başlayalım. Evet, bir sıra sık iğnemizi tamamladıktan sonra şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bakınız sık iğnemizi ördük zincirimizin üzerine. Hemen 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum hemen ilerliyorum tığımın başını doluyorum bir tane bakın sıradaki zincir yuvasını atlıyorum yani trabzanımın üzerine atlıyorum diğer sıraya batıyorum 1 diğerini örüyorum 2 3 bir tane atladım 3 tane yan yana sık iğnemin üzerine ördüm. Atladığım yerde herhangi bir şekilde zincir falan çekmedim. Sadece kenar olarak çekmiş olduğum kenar trabzan sayılacak 3 zincirimiz var. 1 tane sırayı atladım. 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bakınız atladığım yer şurası hemen. Tığımın başını doluyorum. Atladığım yere geri geliyorum. Ve buradan ilmeğimi şu şekilde uzatıyorum. Bakınız uzattım. Ve örüyorum. 1 2 iki. ikili trabzanın bu şekilde ördüm şimdi yine aynı işlemi yapalım 3 trabzanı ördükten sonra dördüncü yani atladığım yeri de aynı şekilde ördüm yukarıda 4 tane trabzan örülmüş görüntümüz var şu anda şimdi sıradaki sık emin olduğu yeri atlıyorum bir sonraki yere trabzanımı örüyorum 1 ikinci trabzanımı örüyorum 2 ve üçüncü trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımı ardı ardına ördükten sonra atladığım yere tığımın başını doluyorum. Bakınız tığımın başını doladım. Atladığım yerin içerisine geliyorum. Şuraya giriyorum. ipimi alıp tekrar uzatıp örüyorum. 1 ve 2 ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini atlıyorum bir sonraki sıraya yan yana 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördükten sonra tığımızın başını doluyoruz atladığımız yere geri dönüşümüzü yapıyoruz bakınız atladığımız yer çok belli şu kısma geliyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum örüyorum bakın Tekrar tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum. Üç tane trabzanım örüyorum. Bir, iki ve üçü öreceğim. İpimi hemen açıyorum. İçten çıkarmıştım ipimi. İçten çıkardığım zaman daha rahat akıcı oluyor. Evet, üçüncüyü de örüyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Atladığım yere bakınız giriyorum, uzatıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde bütün sık iğnelerimizin üzerine modelimizi yerleştirelim. Şöyle bakınız bir tane kenarda kalacak. Diğerleri 4 tane 4 tane 4 tane şeklinde ilerleyerek devam edecek. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tam 15 tane şu şekilde grubumuz oldu. 64 zincir çekmiştik ve 62 tane trabzanımız oldu. En son bakınız grubumuzu yaptıktan sonra tıpkı başlangıçta olduğu gibi bir tane zincirimizle başladığımız trabzanımız vardı. En son bakınız zincir yuvasına yani sık iğnemin üzerine grubumu tamamladıktan sonra bir tane trabzanımı örüyorum ve yukarıya geçiyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra sırası ile bir sıra dümdüz trabzanımı örüyorum bakın aşağıda örmüş olduğumuz hem uzattığımız hem de normal bir şekilde ördüğümüz trabzanların tamamını örüyoruz 3 tane zincir çekerek ördüm. Trabzanım 1, 2, 3, 4. Diğer trabzanım. Bakınız. Şimdi yine örüyorum. uzattığım Trabzanım. Diğer 3'ü. Bakınız. 2, 3 ve 4. Hepsini trabzan olarak örelim. Ve sıramızın ucuna kadar bu şekilde devam edelim. Sadece trabzan. Atma işlemini yapmayalım. Bakınız modelimiz hem önden. Hem arkadan aynı şekilde durmakta. O yüzden çok kullanışlı bir model. İki yönünü kullanacağımız örgülerimizde gayet hoş durmakta. Şimdi sıramızın sonuna kadar örelim. Evet uç noktaya kadar sırasıyla trabzanlarımızı örerek geldim. En son trabzanı yine sizlerle birlikte örelim. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Bakınız en son üçlü grubumuzu ördük. 60 olduğumuz ilmeğimizin hepsini de ördükten sonra zincir olarak başladığım 3 tane zincir çekmiştim. Bakınız ilk trabzanıma yine tepe noktasına batıyorum ve bir tane trabzan olarak örüyorum. Ve sıramızı ve sayımızı tam olarak bitirmiş oluyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bir alt sıradaki atma işlemini yaptığımız yeri örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bu kenar zincirimden sonraki ilk gelen trabzanımı atlıyorum ikinciye batarak örüyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını dolayarak atlamış olduğum yere geri dönüşümü yapıyorum. İpimi uzatıyorum. 1 ve 2 Şöyle grubumuzu oluşturduk. Kenardaki 3 tane zincirimizden birinci trabzanımız bir atladık. 3 trabzanı ördükten sonra atladığımız yere dönerek ilmeğimizi attık. Hemen ilmeğimizi attıktan sonra bir tane atlıyorum. Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Geri döndüğüm yere bakınız atladığım yere şuraya batıyorum uzatıyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum ve ilerliyorum hemen sıradaki trabzanımı atlıyorum 1 2 3 atlama işlemini yaptığım yerde zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum atlamış olduğum trabzanın üzerine batıyorum uzatıyorum 1 ve 2 ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Evet bu şekilde arkasından örerek ilerliyoruz. Bakınız bir sırada modelimizi uyguluyoruz. Bir sırada trabzanımızı modelimizin uygulandığı sıra trabzanımızın uygulandığı sıra olarak devam etmekte. Ve renk değişimine geçtim. Sarı rengimizi de aynı şekilde ördüm. Bir sıra bakınız modelimi uyguladım. Bir sıra trabzanımı ördükten sonra tekrar ana rengimi uygulamaya başladım. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Bir tane atlayıp diğerine örüyorum. Bakınız atlıyorum. Diğerine hemen batıyorum. 1, 2 ve 3. Geriye dönüşümüzü atladığımız yer içerisine yapıyoruz. Ve uzatıyoruz. Trabzanımızı ikili olarak örüyoruz. Evet bu şekilde renk geçişimizi de yaptıktan sonra bu rengimi ördükten sonra tekrar diğer rengime geçmek istiyorum ve bu şekilde eee istediğimiz ölçü gelene kadar iki sırada bir modelimizi tekrar ederek büyütüyoruz. Evet 15 tane olan atmalı bölümümüzü 5 tane sağ omuzumuz için ördük. 5 tane ortaya ayırıp 5 tane de sol omuzumuzu başlıyoruz. Şimdi sayalım bakınız 1 2 3 4 5. 5'i ördük. 1 2 3 4 5. Buradaki 5 kalacak. Diğer 5'i örmeye başlayacağız. Evet hemen örmeye başlayalım. Kenarından başlayalım. Kenardaki trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımı atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Yani modelimi aynen kuruyorum. Geriye dönüp atladığım trabzanımın üzerine batıyorum gözüne ve ikili trabzanımı örüyorum. Ve hemen batmış olduğum yerdeki bir sonraki trabzanı atlayıp diğer trabzana batarak 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3. Geriye dönüyorum. Bakınız atladığım yere yan modelimi şimdiye kadar ördüğüm şekliyle örüyorum. 5 tane olana kadar tamamlıyorum 2 3 geriye dönüyoruz ve bu şekilde örmeye devam edelim toplamda 5 tane modelimizi koyduk 1 2 3 4 5 5. modelimizde uyguladıktan sonra bakınız en son trabzanın buradaydı bir sonraki trabzanıma geçiyorum bir trabzan örüyorum modelimin düz devam etmesini sağlamak için tekrar bir iki üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum hem modelimizin bu yönünde hem diğer yönünde birer tane trabzanımız olsun ve diğer omuzumuzun sayısına ulaşıncaya kadar örmeye devam edelim. Tekrar hatırlatalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ördükten sonra buradan zincirle bu yönden karşı tarafa geçişimizi birlikte yapacağız. Şimdi diğer omuzumuzu da bitirmeye devam edelim. Örelim şimdi. Evet süveterimizin her iki omzunu da örerek tamamladık. Diğer tarafta da 8 sıramızı ördükten sonra şu aradaki bağlantımızı kurmak için tam buradaki sayı kadar yukarıya zincirimizi çekip trabzanımızın üzerine batacağız ve sarı rengimizi alarak buradan düz trabzan olarak aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi buradaki sayı 5 tane Bakınız şu şekilde 5 tane modelimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Birer tane trabzanlarını kullandık. Birer trabzan kullandığımız için 20 olması gereken zincir sayısı burada 18 tane çektiğimiz zaman yeterli olacak. Her birisinde dört tane modelimizi koyduğumuz zaman 20 trabzan. Bir tane sağ taraf bir tane de sol taraf için kullandığımızdan 18 tane zincir çekmemiz aramızdaki Modelimizin devamlılığı için gerekmekte. Hemen çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Tam 18 zincirimi çektikten sonra diğer tarafa geliyorum ve ilk başlangıç noktasına bakınız. Bu tarafın başlangıç noktasına batıyorum şu şekilde geçişimi yapıp bir tane de zincirimi çekiyorum sağlamlaştırdıktan sonra ipimi kesiyorum Evet ipimizi kopardıktan sonra şimdi sarı rengimizle Örmeye başlayacağız şu şekilde bakınız buradaki sıralamayı aynen takip edeceğiz şimdi uç noktadan başlıyoruz düz bütün trabzan olarak modelimizin üzerine örmeye başlayalım. Buradaki gerdirme işlemlerini yapmıyoruz. Sadece düz sarı trabzanımızı örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Hemen ben örmeye başlıyorum. Bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum. Ve bu yönden örmeye başlıyorum. Zincirimin üzerine batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra birer birer trabzanlarımı örüyorum. Aynen modelimi kurarak devam ediyorum. Sadece trabzanlarımın üzerine, zincirimin üzerine 18 tane yeni trabzanımı yerleştiriyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Birer birer bakın ipimi de ardından gizledim. Zincirimize doğru trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. Zincirimize kadar birer birer ördüm. İlk zincirime giriyorum ve toplamda 18 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin üzerine birer birer girerek trabzanlarımızı örüyoruz. Her bir zincirin içerisine bir tane trabzanımızı örerek 18 sayısına ulaşalım. Ne fazla olsun, ne eksik. Çünkü modelimizde bize her bir model için 4 trabzanımız lazım. Aynen modelimizi kurarak ilerleyeceğiz çünkü. Bakın zincirlerimizin içerisine birer birer giriyorum. Çok yaklaştım bitirme noktasına. Bir bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ve 18 ve devam ediyorum. Evet şu şekilde geçişimizi yaptık. Ve diğer taraftan da aynı şekilde düz olarak örelim. İkinci sırasında modelimizi burada uyguladığımız şekliyle uygulayalım. Aynen bir sıra diğer kahve köpüğü rengimizi, bir sıra yine sarımızı bu sayımız olana kadar örmeye devam edelim. Sarıdan aşağısını örüyoruz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 sıramızı ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet, arkadan başlayarak e, ördüğümüz süviterimizi sarı renkler ilave etmiştik. Bakın sarımızı 2 2 1 1 2 şeklinde ilavelerimizi yaptıktan sonra arkayı yeterli ölçü gelene kadar ördük. Her iki omuzumuzu e, arkamızı 3 eşit parçaya böldükten sonra Önce bir omzumuzu, sonra diğer omzumuzu ördük ve aradaki kesmiş olduğumuz, yani şuradaki ayırmış olduğumuz bölümümüz, incirimizi çekerek araya tekrar oluşturduk ve modelimizi aynen arkada ördüğümüz şekliyle iki sıra sarı, bir sıra kahve köpüğü, tekrar sarı, iki sıra kahve köpüğü, tekrar iki sıra sarı şeklinde birebir örerek geldik. Şu şekilde, burası arkası, diğer tarafı ön olacak. Şimdi önün. En son şu atmalı sıramızı yaptıktan sonra başlangıç noktamızda bir tane sık iğne örmüştük zincirimizin üzerine. Evet, sık iğnelerimizi de yaparak diğer uca kadar gelelim ve bu şekilde işlemimizi tamamlamış olalım. Süveterimizin ön kısmını da tamamladıktan sonra yaka kısmını birlikte çalışmaya başlayalım. Şimdi bu şekilde sona kadar Devam edelim ve koparalım. Son trabzanımıza varana kadar sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla ipimi koparıyorum. Şimdi yakamızı örmek için hazırız. Yakamızı örelim. Örgümüzün düz yönünden bakınız şöyle gördüğümüz zaman örgümüzü şu şekilde. Burası önü, diğer taraf arkasıydı. Şimdi önümüzden bir tane tığıma düğümümü atıyorum ve ilmeğimizi alarak başlıyoruz Şu kenardan alıyorum bakınız kahverengiden giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı aldım hemen yandan devam eden trabzanıma giriyorum 2 tane trabzan alıyorum 1 ve 2 diğer sıradaki trabzanıma geçiyorum 2 tane trabzan alıyorum her bir trabzan sıramdan ikişer ikişer trabzanımı alarak yukarıya doğru ilerliyorum. 2. Diğer trabzanıma geçiyorum. 2. Bakınız hepsinden ikişer ikişer alarak yukarıya doğru çıkıyorum. Omzumdan hepsinden ikişer trabzan. Şöyle görelim. Güzel bir süveter çalışması olacak. Umarım beğenirsiniz. 2 2 arkaya doğru ilerlemekteyim. Arkayı da birer birer öreceğiz arkanın dik gelen kısımlarını. Bakınız omuzlarımızda dikiş yok. Sadece yanlarımız dikişli olacak. İkişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki tane aldım. Ve sırta geçiyorum. Bakın sırt kısmında direkt birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Biri bir trabzanlarımı örüyorum. Ve diğer yanı aynı şekilde ikişer ikişer trabzanlarımızı toplayarak tamamlayalım. Evet süveterimizin karşıdaki uçtan başlamıştık. ikişer trabzan aldık. Arkadan her bir trabzanımızı birer birer aldık. Tekrar yandan ikişer ikişer örerek geldim. Ve en son bakınız iki tane trabzanımı ördüm. Ve e, diğer uçtayım şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sırama bu yönden başlıyorum burada lastik örgüsünü yapmaya başlıyoruz sığımın başını doluyorum bir tane trabzanı yandan örüyorum sıradaki trabzanımı ardından alarak örüyorum sıradaki yandan giriyorum ve bir sonraki trabzanımın ardından girerek örüyorum bir tanesini yandan diğer trabzanımın ardından bir tane ters bir tane düz görüntüsü vermek için birinin ardından diğerinin ise yandan girerek diğer başlangıç noktama kadar örerek geliyorum. Bakın hep aynı işlemimi tekrar ediyorum. İkinci sıramızı da örerek tamamladık. Bakınız iki sırayı. Şimdi yine aynı şekilde epey büyüyene kadar terslerimizi ters yani dışa kabartılıları Dışa kabartarak içte olanları yine içte görüntüsü vererek örmeye devam ediyoruz. Üç tane zincirimi çektim. Bakınız içte görüntüsünü hemen ardından girerek yine içeri doğru oluşturuyorum. Diğerini dışa yandan girerek kabartıyorum. Yandan girdiğimiz dışa kabartıyor arkadan aldığımız ise içe doğru bakınız göçüyor dışa doğru çıkartıyor bakınız diğerisi ise içe doğru çekiyor Evet bu şekilde biraz örelim terimin yakal lastiğini örerek geldim. İçerisine sadece bir sıra yine sarımdan trabzan ördüm. 5 sıra alt kısmı ördüm. 6. sarı 4 sıra da yukarıya ördüm. Toplamda 10 sıramızı tamamladım. Şimdi e, dikmek için hazırım. İpimi biraz fazla kopardım. Bakınız şu şekilde hemen iğnemi taktım ve gerdirmeden yani buradaki örmüş olduğum yeri gerdirmeden hemen dikmeye başlıyorum. Uç kısmından itibaren. Şöyle güzelce dikelim. Bir tane daha. Bir süveterimizin ana gövdeden bir örmüş olduğumuz bölümden dikelim. Yakamızı bu şekilde tamamlamaya başlayalım. elinizi alıp dikerseniz çok daha rahat dikersiniz. Tabi nasıl kolayınıza gelirse. Evet. Şimdi arkaya geçişimi yapıyorum. Bir tane düğümümü yapıyorum ve kesiyorum diğer tarafa dikmek için hazırlıklarımı yapıyorum şimdi diğer yöndeki yakamızı aynı şekilde dikmeye başlayabiliriz en kenar noktadan başlıyorum bakın şu şekilde düğüm atmadım hemen şuradan bir aşağıdan bir yukarıdan girerek sabitleme işlemimi yapıyorum yine uç kısımdan alıyorum her ikisinin de bu kısmı hemen içeriye çekelim Evet daha sonra eğer öne doğru denk gelecek olursa yine görünmeyecek bir şekilde kapatırız. Asılmadan kesinlikle gerdirme işlemi yapmak istemiyoruz. Güzelce dikelim. Evet uca kadar geldim. Uca geldikten sonra yine arkaya geçelim, düğümümüzü atalım ve yakamızı son halini vermek istiyoruz. Bakın şu şekilde büküyoruz yakamızı. Evet. Gayet güzel bir görüntü kazanıyor yakamız. Şimdi kollarımızı çalışmaya başlayalım. Evet bakın süveterimizi şu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle gördüğümüz gibi. Renklerimiz çok belirgin olduğu için ben sarıdan itibaren dikmek istiyorum. Sarımdan aşağıya kadar bu yönde dikeceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde diktikten sonra hem kollarımın her ikisini sonrasında da bel lastik kısmını da örmek istiyorum. Şimdi kolayınıza geldiği şekliyle bakınız ben şöyle başladım dikelim gövdemizi sonrasında birlikte kolumuzu ve bel lastiğini çalışmaya başlayalım sadece bel bölgesinde bakınız o da zaten çok belirli trabzanlarımız renk değiştirdiği için hiç zorluk çekmiyoruz Evet güzelce dikelim Yanlarımızı da diktikten sonra bakınız ben kolumun bir tanesini ördüm. Yine boyun kısmındaki yakada aldığımız gibi her trabzanımızdan ikişer ikişer trabzanımızı alarak bir ters bir düz görüntüsü verdiğimiz trabzanlarımızı ördük. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte başlamak istiyorum. Tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım. Kolumun şöyle arkadan başlıyorum bakınız şuradan alt kısımdan hemen batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanım olmuş oluyor. Ve devamında hemen yandaki gelen sıradaki trabzanımı 2 defa örüyorum. Bir sonrasında yine 1 2 ve devam ediyorum bakınız bütün trabzanlarımızı İkişer, ikişer içerisinden yeni trabzanlar çıkarıyorum. Şuradan bir tanesini alıp hemen bir ve 2 ilerliyorum. 1, 2. Hepsi trabzan olduğu için hiç problem olmuyor. Hepsinde ikişer yeni trabzanla sıramızı tamamlayalım. Uç noktaya kadar gelelim. Evet kolumuzun buradan başlamıştık. Bütün trabzanlarımızdan ikişer ikişer çıkararak geldim. Ve birleşme noktasındayım. Şimdi 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Kolumu alttan birleştirdim. 1-2-3 Bir, tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen sıradaki trabzanımı yandan alarak dışa kabartıyorum. Bir sonraki trabzanımı ise arkasından giriyorum. İçe doğru çekerek örüyorum. Diğerini Yandan bir sonrakini yine ardından girerek örüyorum. Bir tanesi yandan, bir tanesi ardından ve bir sonraki sırayı yine dışta kabartılı olanları yandan girerek, diğerini ise arkadan girerek 3 sıra şeklinde örerek kolumuzu tamamlayalım. Kollarımızı tamamladıktan sonra aynı işlemimizi bu kez alt kısma çalışalım. Alt kısımdan yine herhangi bir yerden dikişlere yakın olursa daha güzel olur dikişe yakın bir yerden örmeye başlayalım. Bakın sık iğne olarak başlamıştık. 1-2-3 burada tamamen bire bir çalışma yapacağız. Her bir sık iğnemizin üzerine birer tane trabzanımızı örerek diğer uç noktaya kadar ilerleyeceğiz. Ve sonrasında e, yine yandan ve arkadan olarak örüyoruz. Şimdi bir sıra dümdüz trabzanımızı örelim. Evet arkadaşlar süveterimizin yakasını tamamladık kollarına ve en sonunda bel kısmının lastiğini de ördükten sonra süveterimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine emeklerine güzel yüreklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.